Herkese merhaba. Bugün Ceylan Özçelik ile beraberiz. 12. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri kapsamında gösterime girecek olan Cadı Üçlemesi 15 artı belgeselinin yönetmeni kendisi. Kendisiyle bugün keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ceylan merhaba. Bugün Merhaba. bizle beraber olduğun için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Ceylan'la ilgili böyle ufak bir bilgi vermek istiyorum herkese. Kendisi 1980 doğumlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, 14 yıl televizyon programcılığı ve sinema yazarlığı yapmış. Kısa ve uzun metraj filmleri Berlinale'de ve birçok uluslararası festivalde gösterilmiş. Bir kısa kurmaca, bir uzun belgesel ve bir uzun kurmacadan oluşan Cadı Üçlemesi adlı projesiyle Berlin Maiden Board Konuk Sanatçı Programı'na ve San Francisco SS Film Programı'na seçildi. Üçlemenin ilk iki filmi seyirciyle buluştu. Son film için de çalışmalar devam ediyor. Evet. Bu bilgilere eklemek istediğin başka bir şey olur mu? Öncelikle onu sormak isterim sana. Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Tamam, harika. Kendisine şimdi Cadı Üçlemesi 15 artı filmi ilgili sohbetimize başlayabiliriz. Öncelikle belgeselin beni çok etkilediğini söylemem gerekir. Ve belgeselin aslında izleyenler bilecektir. İzlemeyenler için de şöyle ufak, çok fazla ele vermeden de bilgi vermek isterim. Belgeselde aslında iki tane karakter, Aylin ve Hava, onların gerçek yaşamlarını, hikayelerini dinliyoruz. Ve seslendirme ve görüntüler üzerine seslendirme ile dinliyoruz. Ben bunun aslında baştan bir seçim olduğunu düşünmüştüm. Fakat belgeselin sonunda gördüm ki tam olarak öyle olmamış. Öncelikle bundan başlayabilir miyiz? Bu şekilde yapmanın sebebi neydi? Bu şekilde çekilmesinin sebebi neydi? Tabii. Şöyle başlayayım. Aslında en başta hayalim şuydu. Cezaevlerinde kadınlarla bir araya gelmeye başladığımda evli oldukları adamlar tarafından şiddet gören kadınlar ve bir gün yine bir şiddet anında kendi canları tehlikedeyken aslında öz savunma haklarını, temel bir yaşam hakkı olan öz savunma haklarını kullanmak için adamı hani öldürüyorlar ve böyle nihayetleniyor. Ve 15 artı aslında bu öz savunma hakkını kullanan iki kadınla ilgili Aylin ve Havva ailesine dediğin gibi. Ve Aylin ve Havva'yı resmetmek şöyleydi kafamda hep. Onların sadece yüzlerini çekiyorum. Yani bir cezaevi yaşamı değil aslında. Sadece yüzlerini çekiyorum ve onlara çocukları, hayalleri, en sevdikleri yerler, yani mekanla ilişkileri, onlar için kabus olan mekanlar, aslında uzak durmak istedikleri mekanlar, çok sevdikleri hayvanlar ve çok sevdikleri doğa. Çünkü ikisinin de en temel ortak özelliği aslında doğaya, hayvanlara ve çizmeye, resmetmeye olan tutkuları. Ve aynı zamanda ikisi de bağlama çalmak istiyordu. Aylin biraz kurs alabilmişti içeride ama hava için açılmamıştı. Birçok daha onların benzer kılan şeyler var. En öncelikli zekaları, yani kendilerini ifade etme biçimlerine duyduğum hayranlığı anlatamam. Yanı sıra yaratıcılıkları ve zekalarından çok çok etkilendim. Hala da etkilenmeye devam ediyorum. Çünkü belgesel biliyorsunuz hani çektik bitti bir süreç değil aslında. Biz hep Tabii. görüşmeye ve arkadaş kalmaya devam ediyoruz. Ve konuşmaya ve yazışmaya. Ve ben cezaevine girip bir odada kamerayı koyup direkt ailenin yüzünde, ailenin kameraya baktığı şekilde sorularımı sormak ve onun bunları kameraya yanıtlaması. Aynı şekilde Havva için de böyle. Ve yanı sıra da onların bahsettiği yerleri, hayatlarının geçtiği yerleri, çocukluklarının geçtiği yerleri, mahallelerini ve onlar için kabus mekana dönüşen yerleri kaydetmek. Sonra bunları kurguda iç içe geçirerek planları, ya yani birkaç planı, bazen üç planı, bazen dört planı iç içe geçirerek mesela ailenin yüzünde o çok sevdiği yerleri görmek. On Gözlü Köprüsü'nü. On Gözlü Köprüsü'ne sanki Aylin orada dolaşıyormuş gibi onun gözleriyle dolaşmak. Aylin çok sevdiği Samandağ'da balık tutmayı çok seviyordu. Orada işte o gün doğarken sanki o oradaymış ve balık tutuyormuş gibi işte onun yüzüyle birlikte orada olmak gibi bir kurgu dünyası inşa etmiştim önden. Ve fakat bu hayallerim süreçte ne yazık ki gerçekleşemedi.
Çünkü biz başvurduk Adalet Bakanlığı'na, cezaevinde çekim yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na izin almamız gerekiyor. Ve çok uzun bir bekleyiş oldu, aylar sürdü. Biz bu aylarca dönüş alamamanın nihayetinde biraz işte tanıdığımız daha eli güçlü kaynaklarla içeriden izin almanın yollarını aramaya başladık. Ve fakat nihayetinde bize bir aylar sonra, şu an gerçekten hatırlamıyorum, 6-7 ay sonra belki bir red geldi. Yani bu orada çekim yapamayacağımıza dair, ama bunun bir açıklaması, bir gerekçesi yoktu. Sadece orada çekim, yani cezaevinde çekime izin vermiyoruz. Herhangi bir şey yok. Ve sonra biz de dedik ki, yani kolay pes etmedik aslında. Tekrar başvurduk. Bu sefer de tamam, hani görüntüye izin vermiyorsunuz ki sadece aslında bir görüntü yönetmenimle ben ve ses kayıtçımla gireceğiz. Yani 3 kişi olacağız içeride, bu kadar. Ve tabii ki bize biri içeriden eşlik edecek cezaevinden. Ama madem buna izin vermiyorsunuz, biz o halde ses kaydıyla girelim. Hatta sadece ben gireyim. Ben zaten avukat olduğum için bir yandan da girebiliyorum cezaevlerine. Girip çıkabiliyorum baro kartımla. Ben gireyim ve ses kaydı alayım. Yine yanımızda bir dinleyenle. Ve fakat aylar aylar geçti. Bu sefer daha uzun geçti. Yani 6-7 aydan da fazla geçti. Bu arada zaten umudu kestik. Yani bir dönüş almadan. Ben iki oyuncuyla birlikte kayda girdim ve onlar, ya tabii önce Aylin'e Havva'ya sordum. Hani böyle böyle bize izin verilmiyor. Ne düşünürsünüz? İşte Aylin seni hare sürer, Havva senin için Kültür Şahin seslendirecek, senin için uygun mudur? Onlar çok mutlu oldular. Ve biz bu şekilde kayda girdik ve biz kayda girdikten sonra zaten red geldi yani Zaten redde bize. O da olacakmış evet aslında olacaktı yani, yine. o zaten hani Evet. biliyorduk bir yandan da onu sezmiştik, artık çok uzun zaman geçmişti. Zaten söylüyorlardı, verilmeyecek size bu izin diye, hani aradaki kaynaklarımızda verilmedi nitekim. Evet, ve nihayetinde onları aslında görmediğimiz bir dünyaya gitmiş oldu film, hiç yüzlerini görmediğimiz. Ve aslında Havva ve Aylin'in tamamen sizlere yazdığı mektuplar üzerinden Evet, oyuncuların da evet. seslendirmesiyle ortaya Evet. çıkmış oldu. Bu Aslında hemen araya gireyim. Tabii. Tamamen mektuplar değil. Çünkü şöyle bir şey oldu. Normalde ben travmayı tekrar yaşatmamak için o geceleri sormayacaktım. Ve o geceleri başka türlü şekilde çözmek üstüne düşünüyordum. Nitekim şey çıkmayınca, ya zaten kayıt hani izni çıkmayınca mahkemelerde dava dosyalarındaki kendi ifadelerinden, olayı anlattıkları kendi ifadelerinden birebir o cümlelerin aynısını alıp, duruşmada ne söyledilerse aynısını alıp onları Hare ve Gülçin'e seslendirdim. Dolayısıyla aslında mektuplarda biz çok karanlık şeyler konuşmuyoruz. Biz hep hayaller, düşler, dostluklar, çocuklar, çocukluklar, bunları konuşuyoruz aslında. Onlar dosyalardan. Evet, ben de bunu da soracaktım. Yani bütün seslendirmeler hepsi onların mektuplarından mı çıktı yoksa farklı kaynaklarda var mı diye. Anladığım kadarıyla o zaman evet ifadeler de dahil olmuş bu sürece. Bu Evet. arada seslendirmeler bence müthiş olmuş. Ben bir an zaten hani oyuncuların seslendirdiğini bilmeden evvel acaba dedim gerçekten mektupları okuttular. Bir yandan sesler bir tanıdık geliyor ama bir yandan da öyle bir seslendirme yapılmış ki gerçekten orada bahsettiğimiz Aylin ve Havva seslendiriyor mu acaba diye bile bir an bir Evet. düşündüm açıkçası. Yani evet tabii ki onları görmek, onların da bu sürece fiziksel olarak da dahil olması bence çok güzel olurmuş. Ama bir yandan da bütün o görseller, o görsellerin üzerinden anlatım çok bambaşka bir atmosfer yaratmış. Bence birçok seyirci de bunu düşünecektir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Bir de az önce çok onların çok dillerinin çok iyi olduğundan bahsettin. Evet. Bunu da merak ettim. Yani hiç böyle düzeltmeler yapıldı mı bu anlatım Hayır. mektupları üzerine? Olduğu gibi Hiç tamamen yapmadım. Evet, hiç müthiş. yapmadım. Evet. Yani çünkü Aylin zaten şiir de yazıyor bu arada ve çok güzel şiir Evet. yazıyor. Çok okuyor. İçeride liseyi bitiriyor şu an. Harika. Ve Havva da inanılmaz güzel çiziyor. Yani çok yazmıyor ama çiziyor. Havva'nın bence Aylin'den farkı şöyle. Havva çok aşırı duygu iniş çıkışları yaşayan bir karakter, ama bu anlamda çok özel bir karakter. Çünkü çok acı bir şeyden bahsederken ve ağlarken bir anda içerideki bir arkadaşının taklidini yapıp sizi yani yere yatıracak kadar güldürüyor. Ve çok iyi bir komedyenlik hamuru var. Yani bence çıktıktan sonra kesinlikle bir stand-up yıldızı olabilir Havva.
Yani öyle bir yeteneği var. Dolayısıyla da işte ailenin şiir yazması, Havva'nın bu komedyenlik yeteneği zaten o ifade güçlerini bence gösteriyor hani yeterince. Evet, Ve ben öyle. hiçbir şey değiştirmedim. Tek yaptığım dokunuş şuydu. Havva evli olduğu adamın adını söylüyordu. Ben erkeklerin adı filmde geçmesin diye o ismi çizip o dedim yerine. Anladım, anladım. Yani gerçekten müthiş bir anlatım var orada. O yüzden hiç ekleme yapılmadık denince ben de çok merak ettim. Bir de belgeselin sonunda da zaten bazı görseller görüyoruz. Onlardan da yakaladım yani. Evet. Şiirler var orada, onların Evet. yazdıkları şeyler var. Çok gerçekten insanı o an derinden de etkileyen görseller. Bir de ayrıca onların sevdiği yerlerde çekim yapıldığından bahsettin. Hem sanırım onların büyüdüğü yerlerde, mahallelerinde, hem Evet. sevdiği hem de aslında sıkıntılar yaşadığı yerlerden de görseller görüyoruz, değil mi? Ondan da biraz Evet. bahsedebilir misin? Nasıl bir süreç Tabii. oldu? Tabii yani çekim süreci yani bir daha herhalde hayatım boyunca yaşayamayacağım çok garip bir süreçti. Önce onu söyleyeyim. Yani çünkü her gün böyle bir 4 kişilik ekip, biz çekim ekibi ve yani kendimizi ağlamamak için çok zor tuttuğumuz, çünkü çocuklarla birlikte de çekim yapıyoruz ya, gerçekten ailenin ve Havva'nın çocuklarıyla ya, çok tuhaf duygulara sürüklendiğimiz ama bir an tıpkı Havva gibi bir an hani çocuklarla çok güldüğümüz, sonra çocuklar yanından ayrılır ayrılmaz ağlamaya başladığımız bir değişik bir süreçti ve Diyarbakır'da başladı bu süreç. Ailenin çocukluğunun geçtiği, sonra İstanbul Gazi Mahallesi'ne taşınıyor ve orada evleniyor. Daha doğrusu evlendiği için taşınıyor. Ailesinin yaşadığı ve şimdi çocuğunun yaşadığı yer olan Diyarbakır'daydık. Orada onların köyünde de çekim yaptık, Lice'de ve başka yerlerde, yani onun işte ilkokulunun olduğu, çocukluğunun geçtiği işte çeşitli yerlerde. Diyarbakır zaten çok etkileyici bir şehir. Yani ne desem tarif edemiyorum yani süreci. Oradan sonra Hatay'a geçtik. Hatay'da çekimlerimiz başladı Havva için. Havva'nın zaten bütün hayatı Hatay'da geçmişti. Hatay'ın muhtelif yerlerinde. Samandağ'ı çok seviyordu. Samandağ'da çok çekim yaptık. Onun çok sevdiği bir yer olduğu için. Ve onun kabus mekanı ise Belen'di. Belen evlendikten sonra yaşadığı yerde. Orada da ve çekimler yaptık. Ve İskenderun şu an cezaevinde olduğu yer. Daha sonra İzmir çekimlerimiz oldu. İzmir'de aslında ikisinin de çıktıktan sonra yaşamak istediği, en çok yaşamak istediği yer. Yani çocuklarıyla beraber orada bir hayal kuruyorlar. Eğer İzmir'de yaşayamazlarsa köylerinde yaşamak istiyorlar ikisi de. Yani çocuklarıyla böyle tarlada bir şeyler yetiştirdikleri bir hayat hayal ediyorlar. Ve nihayetinde de İstanbul'da ailenin evli olduğu süreçteki kabus şehri olarak, zaten hiç sevmiyor İstanbul'u ve sürekli dile getiriyor bunu. Evet, keşke Belgeselde de. gelmeseydik diyor hep. Evet, keşke gelmeseydik diyor. Gazi Mahallesi, zaten Gazi Mahallesi çok sembol bir mahalle. Oradaki süreç ve kent ormanı yine Gazi Mahallesi'ne çok yakın. Eğer hiç gitmediyse İstanbullular, yani gitmeyen İstanbullulara naçizane kesinlikle görmeleri gereken bir yer olduğunu söylemeliyim. Kent ormanının Sultan Gazi'de. Çok acayip bir etkisi var. Yani sizi alıp böyle başka dünyalara götürüyor. Arkasında bir sur da var. Diyarbakır'a da benziyor o yüzden. Çok büyük bir alan bu arada. Hani aşağı inip yukarı çıkıp her yerine yürünmelerini tavsiye ediyorum naçizane. Ve orada da çekimlerimizi yaptıktan sonra 4 şehirdeki çekimlerimizi tamamladık bu şekilde. Evet, yani zaten izleyince görecektir herkes. Yani inanılmaz bir şekilde oralarda dolaştığımı hissettim. Zaten belgeselin öyle bir etkisi var. Oranın yani yeri geldi, o hikayelerin karanlığını hissettim. O mahalleleri yani acayip bir böyle oraya ışınlanmışım gibi bir etki yarattı bende gerçekten. Evet. Girdiğimiz bütün mekanlar bizim için çok sinematografikti ve nihayetinde biz sinemacı olduğumuz için bir şekilde şeye kendimizi çok zorluyoruz. Bir saniye, şu an kamera olarak biz aileniz, biz Havva'yız ve buralardan nefret etmemiz gerekiyor. Yani çünkü öteki türlü oraları Doğru. çok güzel resmetmeye başlayacağız, çok estetik resmetmeye başlayacağız ve bu tehlikeli bir şey. Belen'de bu yüzden biz çekimleri durdurduk. Yani çünkü o kadar büyülendik ki Belen'den. Yani bir baktık biz bayağı güzel resmediyoruz. Yani bir çekimleri durduk. Bayağı bir süre tekrar kayda girmedik. Nitekim kent ormanında da aynı şey oldu yani. Aylin orada çok zor şeyler yaşadı. Kafasına silah dayandı orada.
Ve bir gece vakti tek başlarına, yani orada neredeyse öldürülmek üzereydi. Ve dolayısıyla da hani o duygulara girmeye çalıştığımız, bizi de o açıdan zorlayan bir süreçti. Yani mekanların güzelliği biraz sorun oldu bizim için. Hani zordu. Ben evet yani onu bu arada fark ettim, o sinematografik olarak gerçekten çok bir yönetmene çok malzeme verecek yerler kesinlikle, ama siz bence o karanlığı onların o hikayesindeki karanlığı inanılmaz yansıtmışsınız ki izlerken işte dediğim gibi zaman zaman böyle bir inanılmaz daraldığımı ve böyle o yoğunluğu hissettiğimi fark ettim. Ayrıca bir şeyden daha önemli bahsetmek istiyorum. Bütün bu süreç boyunca işte sonda dediğim gibi mektupları da gördüm hep. Aynı zamanda bir de kreditlerde bir psikolog ismi geçiyordu. Bunu da sormak istiyorum. Yani bu buradaki psikolog tam olarak ne ölçüde, kime, kim için aslında destek alındı o kişiden? Onun da hikayesini anlatabilir misin? Çok teşekkür ederim. Bizim bu süreçte bir danışman avukatlarımız, bir de danışman psikologumuz vardı. Danışman avukatlarımız tabii bütün işte kadınlarla iletişimimiz, aynı zamanda hukuki süreçler, işte aynı zamanda onların dava dosyalarına erişim, duruşmalara girmek birlikte gibi bize her ayrı anlamda danıştığımız isimler oldu. Üç danışman avukatımız ve bir danışman psikologumuz vardı. Kendisi daha önce cezaevlerinde çalışmış biriydi, Esra, cezaevindeki kadınlarla. Ve Esra'yla biz aslında şu amaçla buluşmuştuk. Ben henüz cezaevlerinde ziyaretlere başlamadan önce dava dosyalarına danışman avukatlarımız aracılığıyla erişiyordum ve bu dava dosyalarını okuyordum ve dolayısıyla yani kadınların yaşadığı korkunç şeyleri önden okumuş oluyordum onlardan, onlarla sohbet etmeden, bir şey dinlemeden önce. Ve sonra Esra'ya gösteriyordum dava dosyalarını, Esra'yla paylaşıyordum. Ve Esra okuyup bana bir yani tırnak içinde bir rapor gibi bir şey sunuyordu. Mesela işte Ayşe'ye sarılma. Çünkü sarılma ile ilgili böyle böyle bir durum var. İşte Burcu'yla, isimleri şu an uyduruyorum. Burcu'yla buluştuğunda ormandan söz etme. Çünkü ormanda böyle bir şey yaşamış. Gibi beni aslında yönlendirdiği bir süreçti. Sonra cezaevlerindeki bu buluşmalardan sonra da tam çekime gireceğimiz zaman aynı şeyi sadece Aylin ve Havva üzerinde yoğunlaştığı bir süre verdik Esra'ya. O hani onları anlamaya, daha çok okumaya çalıştı. Ve sonrasında da ekibe, bu sefer yani çekim ekibi olan dördümüze, çocuklarla buluştuğumuzda ne yapmamız gerektiği, ne yapmamamız gerektiği, onlara nasıl davranmamız gerektiği. Yani sonuçta çocuklar da şiddet mağduru. Onlar da travmatik sonuçta Evet. vaziyetteler. Evet. Ya dolayısıyla bizi aslında bu anlamda bilgilendirdiği bir danışmanlık yolculuğumuz oldu Esra'yla. Anladım. Anladığım kadarıyla çok faydalı da bir süreç olmuş. Çünkü Kesinlikle. Evet. birçok aslında işte çocuklar, aynı zamanda Aylin ve Havva, pek çok hassasiyeti olan ve geçmişinde travması olan kişilerle Evet. buluşuyorsunuz. Bu sebeple de orada yanlış bir şey yapmamak adına ve söylememek Evet. belki adına, dediğiniz gibi bu çok önemli olmuş. Şunu da merak ediyorum. Bu süreçte Aylin ve Havva'nın süreçleri aslında bir en temel hak olan insan haklarında yaşam haklarını Evet. savundukları için oradalar. Tamamen bir mevsim müdafaa içerisinde oldukları, mevsim müdafaada bulundukları için oradalar. Ve siz aslında bence müthiş bir şekilde onların sesi oluyorsunuz ve sadece onların değil, bu sebepten orada bulunan aslında tüm kadınların sesi olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda hukukçu olduğunuz için de bunu sormak istiyorum. Hem bir yönetmen hem hukukçu olarak insan hakları perspektifinden baktığımızda, sizce bu belgeselin nasıl bir etkisi olur? Yani hem Havva hem Aylin için, hem hukuki süreç için, sizce, tabii ki hani hukuki süreçlerde ülkemizdeki sıkıntıların hepimiz çok farkındayız. Fakat acaba böyle belgeseller veya böyle filmlerin fazlaca duyurulması, belli bir kitle tarafından izlenmesi, hukuki süreçlerde ve insan haklarının korunması süreçlerinde belli bir etkileri var mıdır? Ya da yoksa sizce Ne yok? neden yok gibi, Ya da böyle nasıl olabilir? ya da nasıl olabilir gibi sormak istedim size.
Ya çok teşekkürler bu soru için. Bu benim de hep düşündüğüm bir şey aslında ama ne yazık ki cevabını bulamadığım bir şey. Çünkü çok enteresan. Hani bütün o araştırma sürecinde de aslında hani tırnak içinde rakam olarak gördüğümüz şeyler var ya ve bunlar hayat Tabii. ya. Yani insan ve Aynen sadece öyle. kaybettiğimiz kadınların hayatları değil, çocukların da hayatları ve bir sürü başka insanı etkileyen durumlar ve toplumun da bir özetini sunuyor aslında bu. Ve fakat tabii kadına yönelik şiddet Türkiye'yle sınırlı bir şey değil, çok yaygın. Biz Ya biz bu tabii. filmi dışarıda gösterdiğimizde de, ya daha geçen hafta ben Almanya'daydım, bir röportaj yaptık ve röportajdan sonra röportajı yapan arkadaşımız yanıma gelip bir annesinin ikinci evliliğini yaptığını ve ikinci evliliği yapan adamın annesine şiddet uyguladığını ve artık bunun kendisinin bir türlü bu durumla baş edemediğini ve annesini de oradan çekemediğini, dolayısıyla da artık annesiyle görüşmediği bir yere kadar gittiğini söyledi. Yani ve Amerika'da da her 5 dakikada Her bir yerde. kadın tecavüze uğruyor. Yani her Tabii. yerde oluyor ve özellikle pandemiden sonra da veriler bunlar. Daha çok arttı. Yani pandemiyle birlikte artan Evet. en büyük suç ev içi şiddet oldu. Her yerde. Yani İtalya'sından Polonya'sına her yerde. Ve bununla ilgili gerçekten ne yapılıyor? Hiçbir şey yapılmıyor. Yani biz hani İstanbul Sözleşmesi'nden de çekiliyoruz. Ama zaten hani ondan önce de ne kadar neydi de bir soru. Ama bir şeyi en azından bir korku ve tehdit unsuru olarak Tabii. vardı İstanbul Sözleşmesi. Şu an o tamamen kalktı. Daha bir şey oldu yani. İstediğimiz şekilde ne yapabiliriz gibi bir güç verdi Ki erkeklerin sözleşme eline. sonrası da çok fazla artış oldu. Evet, Çünkü her şeye rağmen hani tabii. sembolik bile olsa dediğiniz gibi bir yani bir geri tutma, bir Kesinlikle engelleme var. sebep Evet. oluyordu. Oluyordu. Yani ve biz Türkiye'de aslında günde bir kadın öldürülüyor diye biliyoruz ama yine yani sevmediğim o rakama geçersek fakat en Evet. az 2 de şüpheli kadın ölümü oluyor. Yani yok intihar etti, şeyden atladı. Aslında biz bu ülkede günde 3 kadın kaybediyoruz. Yani inanılmaz bir şey. Hani çıldırtıcı bir katliam. Yani kadın katliam var her yerde. Burada daha fazla. Buradaki bir sıkıntı şu bence. Yani bu belgesel ne kadar etki eder bilmiyorum. Filmlerin o kadar gücü olsaydı ne kadar güzel bir şey olurdu. Ama o kadar iyimser değilim sanırım. Ya kesinlikle bir şeyleri etki ettiğimize inanıyorum. En azından ses duyurmak, birlik olmak, paylaşmak, birlikte birbirimizi destekleyerek, çünkü bu filmi de biz birçok kadının desteğiyle tamamlayabildik. Yani onlar olmasa çok uzun sürdü çünkü post prodüksiyon sürecimiz. Bunlara çok kıymetli buluyorum. Aylin ve Havva'ya kartlar gönderiyoruz mesela. Çünkü her gösterimden sonra biz seyirciye kart bırakıyoruz ve kartlara Aylin ve Havva'ya Aa, duygularını harika. yazıyorlar. Çok Ve bu güzel. bile onlar için çok büyük bir şey oluyor. Ve bu gibi şeyleri var, iyileştirici etkileri, ama onların cezalarında herhangi bir şey değiştiremiyoruz. Onlar 1 yıl daha kapalıdalar, sonra 5 yıl açık cezaevine geçecekler. Ve ne yazık ki yani sonuçta şiddet bir suç, sistematik şiddet, ev içi şiddet bir suç. Ve bu adamlar kafaya silah dayayan, bıçakla boğaz kesmeye çalışan adamlar ve insan hakları çerçevesinde de şiddete karşı koymak bir yasal hak. Yani öz savunma bir yasal hak, bir insanlık hakkı, bir yaşama hakkı. Yani ya kendi hayatın ya onun hayatı gibi bir noktaya geliyorsun. Ve bunun özellikle kadınlar söz konusu olduğunda uygulanmıyor olması deyip 3 nokta koyacağım. Evet. Yani çünkü konuşmaya başlarsam beni Bu susturamazsın. da ayrı bir söyleşinin konusu olabilir gerçekten. Evet, evet. Evet, kesinlikle öyle. Umarım onlar adına çok daha onların aydınlık zamanlar gördükleri bir zaman olur diyelim. Çok daha haklarının korunduğu ve arkalarında durulduğu hukuk sisteminde de zamanları görürüz diyelim. Ceylan, Umuyorum. çok teşekkürler Ben bu teşekkür keyifli ederim. sohbet için ve filmini bizlere anlattığın için. Umarım yakında seyircilerimize de zaten birçoğu ulaştı pek çok Buluşuruz. platformdan. Bizim de festivalimiz dahilinde de pek çok seyirci ulaşır umarım. Çok teşekkürler öyleyse. Görüşmek Ben üzere. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal.